Kainatta ne varsa aşktan ibarettir. Aşk olmasaydı bu kainat nereden olurdu? Ekmek nasıl olurdu da kendisini sana yedirip senin vücuduna katılır ve sen olurdu? Bil ki ekmek o aşk sayesinde kendisini sana verdi ve sen de fani olarak sen oldun. Gönlü ilahi aşk ve muhabbetle dolu olmayan insan ne kadar zavallıdır. Bak, Ashab-ı Kehf'in köpeği bile aşk ehlini aradı buldu. Böylece ruhani bir safaya erişti ve has kullarda fani olarak cenneti kazandı. Ömür yarınlara bağlanan ümitlerle geçip gitmedi. Gafilcesine kavgalarla, gürültülerle tükenip durmada. Sen aklını başına al da ömrünü şu içinde bulunduğun gün say. Bak bakalım bu günü hangi sevdalarla harcıyorsun? Bir bıçak kendi sapını başka bir bıçak olmaksızın nasıl yontabilir ki? Sen de git gönül yaralarını bir gönül cerrahına göster. Çünkü onları kendin tedavi edemezsin. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ve Hazreti Peygamber'in hadislerini okumadan evvel kendini düzelt. Gül bahçesindeki güzel kokuları duyamıyorsan, kusuru bahçede değil, gönlünde ve burnunda ara. Cömertlikte ve yardım etmede akar su gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Allah'ım, bana yerle gök arası genişliğinde bir dil lütfet ki meleklerin bile hayran olduğu Muhammed Mustafa'yı anlatıp da durayım. Ey Rabbim, eğer senin rahmetini yalnız salihler ümit edecekse, ya günahkarlar kime gidip sığınsınlar? Allah'ım, benim bulunduğum yerde hatadan başka bir şey yok. Senin bulunduğun yerde ise bağışlamadan başka bir şey yok.